10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Başta bütün dünyanın Türk ileri. Efendim, bugün 29 Ekim. Bugün Cumhuriyetimizin 89. yıl dönümü. Bizler stüdyomuza, sizler ekranlarınız başına hoş geldiniz efendim. Ben çok mutluyum. Böyle bir günü kutlamak işte bu stüdyoda hayatın renklerinde bana da nasip oldu. Değil mi Yılmaz Şefim? Kesinlikle öyle. Bravo, evet. Bravo. Evet Yılmaz Şefim, sen de coşku dolusun. Ben de kesinlikle. Bir bayram bitti ve ikinci bir Cumhuriyet bayramımız var. İki bayram, evet iki bayram. Kesinlikle. Bu arada Kurban Bayramı'nı kutladık. Gerçekten büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz ve üzerine 29 Ekim'le bir aradayız Cumhuriyet Bayramımızla. Çok güzel konulara değineceğiz. Bugün Türklüğü konuşacağız. Bugün ne mutlu Türk'üm diyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Tabii ki sizler de bizlerle birlikte olabileceksiniz. 0212 alan kodumuzda 659 56 96'dan bizlere bu güzel bayramımıza, sizin bayramınıza katılabilirsiniz. Her an, her dakika. Yılmaz Şefim, yemek ne yapacaksın yemek sen bugün? Yapacağız, tabii günün ki. Özel yemeği ne olacak? Bugün brownie yapacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Evet. İnşallah böyle nefis bir brownie yapacağım. Dondurma ile yenilebilecek, çikolata ile yenilebilecek bir brownie. Bir de orman kebabı yapacağım tavuklu. Evet. Yani çok et yedi Kurban Bayramı'nda. Biraz da tavuktan yapalım diye. Güzel. Tavuktan yapıyoruz. Hı hı. İnşallah güzel geçecek. Sizin de bayramınızı kutluyorum. Ben de kutluyorum. Konuklarımız da kutlamak için sabırsızlanıyorlar. Onları kesinlikle da davet edeceğim ama davet etmeden önce evet, kısa bir hani malzeme bilgisi verirsek malzeme sevgili izleyicilerimiz. Malzeme bilgisi verelim. Şimdi brownie için 350 gram bizim bitter çikolatamız var. Evet. İşlenmemiş bitter çikolata. 150 gram tereyağımız var. Bir su bardağı toz şeker. Güzel. Bir su bardağı unumuz var. 4 adet yumurta. Bir yaklaşık çay bardağı ceviz içi var. Evet. Biraz Hindistan cevizi getirdim üzerine süs dekor olarak kullanabilmek için. Tamam. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamız var. Hı hı. Şimdi ben önce çikolatayı ve tereyağı eriteceğim. Fakat bunu benvari usulü, yani ateşe temas etmeden, sizin de gördüğünüz gibi oraya bir ikinci tencere daha koydum. Ben de üzerine diyorum bu niye böyle duruyor? Evet. Bir nedeni ateşe var. Ateşe temas ettirmeden, yani suyun buharıyla, buharın sıcaklığıyla onları pişecek, eritmeye çalışacağım. Evet. Onu çikolata erittikten sonra diğer malzemeleri ilave edip 180 derecede 35 dakika fırınlayacağım ben bu keki. Yani şu bayram gününde bayram tadında yaşayacağız, yaşatacağız i̇nşallah, diyorsun. İnşallah, evet. Harikasın o halde. Sana kolay gelsin teşekkür diyorum. Ederim. Ve ben hemen konuklarımı davet etmek istiyorum. Evet, bugün Cumhuriyet'i konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var efendim. Sevgili araştırmacımız Aykut Şeliker bizimle birlikte. Ben hemen davet etmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz, bayraklarla geldiniz. Evet buyurun efendim, hoş geldiniz, buyurunuz. Hoş geldiniz. Çok güzel, biz evet, de kutluyoruz efendim, biz efendim de bayraklarla kutluyoruz. Ve yaşam terapistimiz bugün bizimle birlikte Can Abraham Kuyumcu, ben kendisini de davet etmek istiyorum. Bu güzel günde güzel yaşamı paylaşmak üzere değil mi? Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Efendim, çok şanslıyız. Çok şanslısınız. Böyle güzel bir günde bu anı paylaşmak evet, adına burada toplandık. Önce Cumhuriyet'i konuşmak istiyorum sevgili evet, Aykut evet, Çeliker'le. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Bugün bayram efendim. İlk önce bize bu şansı tanıdığınız için teşekkür ediyorum Fulya Hanım. Evet, bizlerle paylaştınız bu güzel Cumhuriyet gününü. Ve şöyle söylemek istiyorum. Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına. Erdi Cumhuriyetimiz 89 yaşına. 89 yaşına, evet. Ve burada yine sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu. Cumhuriyet tanımlarıyla başlamak istiyorum. Atamızın Cumhuriyet tanımları. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir teşkilat, devlet,
ve hükümettir. Evet. Cumhuriyet, demokrasi sistemi ile devlet şeklidir. Evet. Türk milleti cumhuriyete varmış, semerelerini görmüş ve göstermiştir. Cumhuriyet, fazilet ve erdemdir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Cumhuriyet, yurtta ve cihanda huzur, sükun ve barışın tecellisi demektir. Ekonomik ve sosyal bağımsızlık hem kurtuluşu hem de kuruluşun vazgeçilmez ilkesidir. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, çalışan, mücadele eden değerlerin ifadesidir. Türk milletinin karakterine ve adaletine uygun bir idare şeklidir. Cumhuriyet, kanunların eşit şartlar içerisinde hazırlanması ve milletin yasalardan azami istifade etmesini gerektirir. Cumhuriyet, Türk milletinin istikbal yoluna koyduğu fikir, ruh ve güvenliğin müjdecisi olmuştur. Evet. Cumhuriyet ve onun değerlerine sahip çıkmak her Türk vatandaşının borcudur. Kesinlikle. Evet. Şimdi Cumhuriyetimizin 89. kuruluş yıl dönümünde biz iki bayramı bir arada yaşadık. Mübarek Kurban Bayramımız, manevi değerlerimiz ve milli değerlerimiz, Cumhuriyet Bayramımız. Evet. Bugün Cumhuriyetimizin 89. kuruluş yıl dönümünü yaşıyoruz. Sevinç içerisindeyiz. Milli ve manevi değerlerimizin bu bir parçasıdır. Bu ise bize 40 yılda bir nasip olur. Yani 40 yıl öncesi efendim bizler tabii ki göremedik ama sizler yaşadınız bunu. 40 yıl önce Kurban Bayramı'yla yine bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı denk gelmiş değil mi? Denk gelmişti. Yıl 1973, Cumhuriyet'in 50. yılı. O zaman da işte demin başlarken söylediğim, müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi Cumhuriyet'im 50 şeref yaşına. İnşallah tabii nice şeref yaşlarına, yüzler olsun, 200'ler olsun efendim. Evet. İnşallah. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ifadelerinde bulan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Değil mi efendim? Ne kadar büyük bir hareketli ki evet. 28 akşamı evet. Bir anda 28 Ekim akşamında yarın Cumhuriyeti ilan ediyorum diye silah arkadaşlarıyla karar verip Çankaya'da. O dönemde tabii Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve nice tabii silah arkadaşları evetle beraber paylaşan bir anda Cumhuriyeti ilan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eşsiz büyük deha. Büyük deha, tek adam. Tek adam. Evet, değerli yaşam terapistimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyi, sağolsunuz. Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Elimde Can Abraham Kuyumcu'ya ait efendim iki tane kitap var. Gerçek, bu çok ilginç. Evet, bu çok ilginçtir. İsim çok ilginç. Bir öncesi kendine yetme sanatıydı evet. Kitaplarımız. Ve ne kadar oldu gerçek çıkalı? Gerçek çıkalı yaklaşık bir buçuk iki hafta oluyor. Yeni, çok taze çıktı. Peki sormak istiyorum, gerçek nedir? Gerçek bizim görmeyi seçmediğimiz ama görmekte zorlandığımız şeylerin bir bütününü oluşturuyor normalde. Hı hı. Ama ben başka bir bakış açısıyla yansıttım onları. Yani ruhumuzun potansiyellerini, işte kadın olmayı, erkek olmayı. Aslında o gerçeğin amacı doğru bir çocuk yetiştirmeye doğru uzanıyor. Yani doğru çocuk yetiştirmek için ruhu kurtarıyoruz. Kadın enerjisine sahip çıkması, erkeğin erkek enerjisine sahip çıkması, evlilik, eş seçimi. Hepsi bunların bir doğru çocuk yetiştirmede aşamalar. Çocuk yetiştirme aşamalarını da ele aldım. Ama en önemlisi burada aslında ruhun ne anlama geldiğini anlatıyorum. Ruhun potansiyeli nedir? Ama yine de zihinsel faktörlere de ele aldım. Evet. İlk kitabımda zaten insanları kendine yetebilmeye hazırladım. Yani ilk kitabımdaki bilgiler normal hayat şartlarında insanların kendine nasıl yeteceğini öğretecek bilgiler. Normal gıdalardan tutun da zihinsel nasıl algıladığımıza dair bütün hepsini içeriyor.
ruhsal bilgiler de tekrardan var. Evet. Ama gerçek olan kitap bayağı bir onun üstünde. Daha derin daha anlamlar derin iniyoruz, içeriyor. Daha derin işte kadının yani daha bireysel daha faktörlere iniyoruz. Evet. Onun için daha bir kapsamlı oldu. Ama sizin bu durumla tanışmanız diyeyim artık 14 yaşlarına iniyor. Tamamen tesadüfi şartlarda değil mi? Bir, evet, bir, yani biyoenerji tedavisinde bir, bulunuyorsunuz yakınınızda. Evet, yakınında bir biyoenerjici bir kadının böbrek taşlarını düşürmede rahmetli amcama yardım etmesinden sonra etkilenmede bulundum. Yani evet. Bu enerjilerin varlığını görmeye şahit oldum. Ve bu şahitlikten sonra istedim ben bunu. Tabii bu istek bir evrene mesajdır. Her zaman çekim yasasından bahsediliyor. Bu evrene verdiğim mesajın işlemesi 4-5 seneyi buldu. Evet. Çünkü o zaman da ben pişmeye başladım. Hani o konularla ilgili işte hem kişisel gelişimle ilgili. Hani ne ilgili, derler o hamurun yoğrulması lazım. O şartlara tabii şartların gelişmesi için bazı işte yine hem spor dalında hem şeyde dans sanat dallarında tecrübe kazandım. Ticarette de olsun. Bu arada keman da çalıyoruz değil mi? Keman çalıyordum. İşte dans kurslarına gittim. Aikido hocalığı yapıyorum. Hala devam ediyorum. Devam ediyor. Yani onun dışında benim normal hayatım da zaten insanlara terapi olabilecek şeyleri yönlendirmeyle geçiyor. Yani birisi bana geldiği zaman eşler geldiği zaman özellikle mesela tangoya yollayabiliyorum. Çünkü dişi ve erkek enerjiyi yansıtabilen en güzel dans şeylerden birisi, terapilerden birisi tangodur. Değerli atamızın da değil mi efendim sanata karşı evet, duyarlılığı tartışılmazdı tabii, kesinlikle. Tabii her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Olamazsınız. Tabii, evet. Evet işte Narcisse bir gencimiz de anlatıyor evet, ve paylaşıyor. Evet. Daha sonra? Yani daha çok ben yapabildiğim her şeyin şöyle bir şey. Ben yapamam diye bir şey yok. Ben yapabilirim diyorsam herkes de yapabilir. Onu kanıtlamak için mesela çok uğraşlar içine girdim. Mesela seramik eğitimi alıyorum. Seramikte meditasyon yapamayan bir insanın meditasyon yapabileceğini görüyorsunuz. Çünkü 4 saat boyunca bir çamurla şekil veriyorsunuz. Onunla uğraşıyorsunuz ve zihniniz başka bir şey düşünemiyor. Çünkü onun düzgünlüğü yani meditasyon yapamayan insanı yollayabileceğin bir uğraşlardan birisi. Ama şimdi ben yapamıyorum mu ele almak istiyorum ben. Her ne olursa olsun kişi bir hani hep bir ön yargımız bir duvarımız oluyor. Yani onu kırma, onun o kırılma anı nelerden geçiyor ben onu çok merak ediyorum açıkçası. Çocuklukta geçiyor tabii. Egonun gelişim süreçleri var. Çocuğa mesela şuraya çıkacağı zaman, biz koltuğa oturacağı zaman, yardım ettiğiniz zaman çocuk aslında kendi yapabileceği bir şeyi başkasının yardımıyla yapmaya çalışmış oluyor. Başlıyor. Ve o sırada başlıyor yapamamazlıklar başlıyor. Hep bir destek bekliyor o zaman. Yani hep bir destek bekliyor. Yani ben mesela bir şey öğreteceğiniz zaman mesela sobaya eri diyecek yanacak. Evet. Biz onu uyardığımız zaman şu şekilde uyarmamız lazım. Evladım elini alacağız mesela yaklaştırır sobaya doğru. Ve diyeceğiz ki bak bu kadar sıcak. Elini değerse yanar, değmezse yanmaz. Tercih senin. Tercih doğru. Senin diyoruz. Eli değerse sizin haklılığınız ortaya çıkıyor ve sizin sözleriniz daha kıymetli oluyor o zaman. Ama siz yapma, elin değme, işte yanarsın dediğin zaman o zaten yapacaktır o. Çocuğun inatlaşması yani. Çocuk değecek ona illa. Güdüsel ona yaklaşacak. Krize elini sokacak. O illaki olacak bir şey ama biz onu aşama aşama göstererek, işte tercih hakkı sunarak çocuğun gelişiminde çok büyük fayda sağlıyoruz. Evet. Ama biz yapma, etme dediğimiz zaman çocuk zaten o anda başlıyor olumsuz etkilenmeye. Peki büyüdükten sonraki kısma gelelim. Atıyorum ne güzel söylüyorsunuz. İşte Aikido sporuyla ilgileniyorum. İşte enstrüman çalabiliyorum. Dansa ilgi duydum. İşte öğrendim yapıyorum. Daha kafadan kapıları kendimize kapatıyoruz. İşte dans edemem. Yapamam. Da bir işte müzik aleti çalamam. Hadi küçüklükte bu şekilde eylemlerle çocukları durduruyoruz. Ya büyükken biz neden yapamıyoruz? İşte öğretilmiş gerçekler var bizim zihnimize yerleştirilmiş. Hem medya olsun hem ya da okuduğumuz kitaplardan ya da ben mesela olumsuz sözlü hiçbir romanı okutmuyorum. Ve tavsiye etmiyorum ya da olumsuz böyle insanın içini karartan dizileri de tavsiye etmiyorum. Çünkü hepsi bilinçaltını olumsuz etkileyen faktörler içeriyor. Yani aşk kelimesi mesela sevgi ve aşkın gerçek anlamını gerçekte açıkladım. Çünkü sevgiyi bilmeden insanlar evleniyorlar. Arzularıyla evleniyorlar. Bu da boşanmalara sebep oluyor. Çünkü arzu duruyor evet, bir noktada. Aşkın ama gerçek anlamı yani birleştirmek gerekirse sevgiyle arzunun birleşimidir aşk. Aşkla da saygı birleştiği zaman evlilik ortaya çıkıyor. Yani benim tabirimce kısaca anlatmak gerekirse. Evet. Ama insanlar daha sevgiyi bilmeden
arzularıyla, dürtüleriyle hareket edip evlenmeye kalkıyorlar ve bir süre sonra zaten sevgi olmadığı için arzu bitince ayrılıklar çıkıyor. Evlilikler konusunda gelirsek bir de şu konuya değineceğim. Bugün hep güzel konulara değinelim lütfen. Bugün çok özel bir gün. Evet. Bugün kadının gerçek enerjisini biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda toplumda ne yazık ki kadınlarda bir savaşma özelliği yerleştiriyor. Yani ben şunu da ayırmak istiyorum. Kadın hakları da özellikle. Feministlerle kadın hakları savunucuları ayırmak istiyorum. Evet. Çünkü kadın hakları gerçekten de sosyal eşitlik açısından gerekli. Ama feministlerin şu şeyi vardır. Erkek ne yaparsa ben de yapabilirim. Evet. Şimdi o erkek modellemesine girdiği zaman enerjisi erkeğe dönüşüyor. Ve bu evliliklerde ciddi anlamda boşanmalara sebep olan faktörlerden birisi. Çünkü bir evlilikte iki erkek enerjisi yatağa girdiği zaman bu tamamen olmaz. Ve erkek de dışarıda daha feminen insanlarda ilgi bakıyor. Böyle feminen insanlara bakmaya başlıyor. Çünkü kadın enerjisel olarak savaşçı değildir. Erkek savaşçıdır. Kadın onu yönetecek zekaya ve onun masumiyetine sahiptir. Onun gücü çok güçlüdür. Aslında zekasıyla kadın erkeği gerçekten yuvayı dişi kuş yapar mantığıyla zaten. Narindir, kırılgandır, kibardır. Zaten mesela savaşları annedir. Kadının gözyaşı döküyor. Yani gözyaşı dökmesiyle biter kadınla erkeği. Çünkü erkeğe kadın erkeğe şey savaşı verirse, yani tepkisel savaş verirse erkek bir süre sonra karşıdakini kadın olarak görmeyi bırakıyor. Erkek, güç savaşına tabii, dönüyor. Çünkü erkek savaşçı, devamlı savaşır. Evet. Sadece kadının gözyaşı erkeği bitirir. Evet. O anlamda bir hikaye var. Bir seri katilin hikayesi. Pardon, kiralık katilin. Amerikan başkanını vurmaya hevesleniyor. Evet. Eğitim alıyor. Devamlı 6 ay kendini yetiştiriyor. İşte bunu yapacağım. Buradan konvoy geçiyor. Hep psikolojik çalışmalar yapıyor. En sonunda tam vuracağı sırada konvoya geçerken yaşlı bir kadın koluna çarpıyor. Diyor ki yavrum diyor, evladım diyor, kusura bakma diyor, bir şey oldu mu? Yani bir şeyin var mı falan. Yani devamlı şefkat gösterisi. Diyor ki ben bu kadının yanında bu adamı başkanı vuramam. Ve bir 6 ay sonra senatörü vuruyor, hapishaneye düşüyor ve bunun üzerine kitap yazıyor. O katil yani. O böyle bir şey oldu. O kadının o vicdani anaçlığı herhalde muhtemelen o daha önce görmediği, katilin çoğunlukla zaten anne ve ailesinden gelen bir problemleri vardır. Onun gösterdiği o anaçlık ona ayrı bir şey kattı ve o şefkatin kadının yanında bunu vuramam diye kendine karar aldı ve kitap yazdı. Bunun üzerine düşünün. O kadın kal enerji üzerine. Ne kadar etkilenmiş ki bir geri adım atmış, evet. Değil mi? Ve sevgili izleyicilerimiz, maillerinizle bize ulaşmak istiyorsanız eğer, zaten ekranınızın altında yazıyor ama ben tekrar söylemek istiyorum. Hayatın renkleri @tr1tv.com'dan da maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Gençler üzerine, kadınlar üzerine, erkekler üzerine, Cumhuriyet'in şu anda toprakları üzerinde bulunan insanlar üzerine. Evet hocam, belirli konulara o kadar güzel girdi ki ben de etkilenmemek mümkün değil. Büyük bir şekle dinledim. Tabii ki kadınlar bizim en kutsal varlıklarımız. Kadın her şeyden önce anne. Evet. Her şeyden önce hocamın da dediği gibi yuvayı yapan dişi kuş. Evet. Ve onun için yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk kadınına vermiş olduğu değer. Ve zaten yapmış olduğu devrimlerdi. Medeni kanununda da kadının yeri, evet demiş, hakikaten evet. Yani yeri, yönü ve şeyleri ve artık şeyden, kara çerçeften, peçeden ve çağdaş Türk kadınını yaratan Mustafa Kemal Atatürk işte ona her zaman için tabii ki minnet duygularımızdan birisi de onlar. Evet, saygıyla anmaktayız. Peki Cumhuriyet'e dönersek eğer. Evet. Siz benden yaşça büyüğümsünüz. Evet. Pek çok şey gördünüz. Evet, bu zamana. Evet. Biraz gözlemlerinizden bahseder misiniz? Bu arada 1923 yılında kurulan uygarlık yolunda çağdaş medeniyeti hedef alan laik, demokrat, sosyal, hukuk devleti. Anayasamızın zaten şeylerinden birisi ve Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk gençliği. Tabii biraz şeylerden bahsettik, tabii hanımlardan, kadınlardan bahsettik. Bir de biraz gençlerimizden bahsedelim. Evet.
Yani sizler de tabii çok gençsiniz. Ondan sonra hocam da genç. Siz de gençsiniz. Yani şeyleri olarak bugün sizleri. Bugün onun sayesinde onun sayesinde, bu stüdyodayız. Evet. Bu programdayız. Ve o Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğini Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Ve ne diyor? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet. Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyen dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Tabii Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve daha tabii ki devamı geliyor. Ve ben sadece ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu durumlar itibariyle ülkemizin birçok yönlerini sayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti toprağıyla, yeraltı, yerüstü madenleriyle, doğasıyla, bir kültür zenginlikleriyle, yani bir şairimizin yine bir söylemiş olduğu gibi, bir başkadır benim memleketim. Toprağına, taşına, taşına toprağına, havasına, suyuna, bin can feda bir tek yurduna. Yurduna. Evet, bilemiyorum tabii ki bu arada. Evet. Hep söylenir, dillerden dillere. Bu arada şeyde sanatçımız Serpil Barras'ı da yapalım. Anmış olalım. Ve hakikaten evet, her şey çok mükemmel. Ve ama bana sorarsanız Türkiye'nin en büyük zenginliği nedir? Nedir efendim? Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük zenginliği gençliğidir. Çok genç büyük nüfusu bir olan, potansiyele, genç ülkemiz. Bir nüfusa sahiptir bu ülkemiz. Ve gençlerimiz hakikaten bugün artık bilgisayar çağında, bu dönemde gençlerimizi düşünürsek, onlara ne kadar değer versek, onlara ne yapsak azdır. Zaten bugünkü gençlikte şunu da söylemek lazım, bunun kıymetini bilsin. Neden diyeceksiniz? Bakın, bir 1915'lere gidelim. O yıllar içerisinde, Çanakkale Savaşları'nın olduğu yıllar. Ve o yıllar içerisinde seferberlik kapsamı da cepheye gönderilen liseli gençler ve o yıllar içerisinde birçok lisemiz mezun vermiyor. Evet. Ve seferberlik kapsamı içerisinde giden gençlerimiz Çanakkale'de birçoğu şehit veriyor. Bunlardan mesela bir tanesi Kapataş Lisesi mezun vermiyor o yıllar içerisinde. Diğer liseler tıbbiye mezun vermiyor. Ama bugün her şeyimiz hakikaten ondan sonra tabii bazı şeyler bir düzen ve sistem içerisinde bazı karanlık güçler var ama Türkiye Cumhuriyeti o zincirleri kuracak, Türk gençliği kıracak o zincirler. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün bahsetmiş olduğu muasır medeniyet seviyelerine ulaşacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gençlerimiz sayesinde, bu milletimiz sayesinde, bu milletimiz her şeye layık. Kesinlikle. Şimdi buradan alıp bu tarafa döndüğüm zaman hakikaten güçlü yapımız var mı bizim? Bizim güçlü yapımız var. Yani biz tabii genç olarak sosyal medyada da bunu ülkeyi hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacak bir gençliğiz aslında. Yani ülkenize sahip çıkacak bir gençliğiz. Ve gerçek anlamda da korkusuzuz. Hani ne kadar bazı yasaklar gibi gelse de yani yasaklar verilse de biz ona sahip çıkacak güce sahibiz. Hiçbir zaman onu sahipsiz bırakmayacak bir yeteneğimiz var. Ve bize öğretilmiş zaten. Biz o şeyle geldiğimiz için, o toprakla sağlam geldiğimiz için o hiçbir zaman bizden ruh gitmez. O ruhu alamazlar hiçbir biraz zaman. Biraz kendimizle iç savaşımızı mı düzeltmemiz lazım? Kendimizi yakından tanımak mı gerekiyor aslında acaba? Aslında bizim tek hatamız ya da en önemli hatalarımızdan birisi savaş vermek. Yani biz sevmediğimiz insanlara bile o sevgimizi, yani bir karanlığa siz karanlık yollayarak onu yenemeyiz. Yani savaş karşıtı olmak yerine barış yanlısı olmak her zaman en yalnız şey, iyi seçimdir yani. Evet. Yani oraya biz karanlığa biz ışık tutmamız lazım. Onlara sevgi yollamamız lazım ki bu karanlıklar aydınlığa çıksın. Öteki türlü biz zaten savaşan bir yere diyorsun ki savaş karşıtı, orada meydanlara çıkıp savaş veriyorsunuz. Yani örnek olmak için
yeni nesillere örnek olmak için, olabilmek için, barışı evet. destekleyip insanları barışa yönlendirmek ve gerçekten de toplumu yani havaya kaldırmak lazım barış sağlayarak. Ama ne yazık ki hani devamlı manipülasyonlara giriliyor, bir şeyler oluyor, ülkeyi geriye sürükleyecek. Şey, biz neyi seçmek istiyorsak, yani biz iyi mi seçmek istiyoruz? İyiye yönelelim yani, kavgayı ya da kötüyü nefretle kusacağımıza, nefret kusacağımıza onlara. Biz seçeceğimiz insanlara yönelelim, onları daha iyi konumlara getirmek için çabalayalım, sevgimizi yollayalım. Mutlu birey olursak evet. değil mi? Mutlu bireyler olursak, iç huzurunu tamamlamış bireyler evet. olursak, evet önce yaşadığımız değil mi? Evet. Ailemize, çevremize, milletimize, evet. devletimize evet. ve bizden sonra gelecek nesillere de bunu evet. aktarmış olacağız bir anlamda. Peki Can Abraham'ın farkı neydi? Bu hani iç mücadelenin farkına varıp da çevresine sonra yaymaya. Ya o benim başlangıcım bir trafik kazasıyla gerçekleşti. Evet. İlk adımı o şekilde attık. İşte doktorlarda fizik tedavi gördüm. Biraz günde 8-9 haba kadar çıktım ve midem de etkilendi. Boyun fıtığı olmuştum. Geçmiş olsun. Bir hani gerekli şeyi göremedim, yardımı. Ondan sonra bir arayışa girdim. O zamanlar da enerjiler yeni yeni duyuluyordu. Reiki tarzı enerjiler. Reiki hocamla tanıştım. Ve o bana dedi ki istiyorsan gel seni enerjiye inisiye edelim. Sen de hem kendine yaparsın. Hem de başkalarına yapıp deneyim kazanırsın. Bizim toplantılarımız oluyor dedi pazartesileri. Ben orada çok deneyim kazandım ve boyun fıtığımı ve mide ülserimi geçirdim enerjilerle. Ve zihinsel faktörler çok önemli. Tekrar oluşmasını engellemek için. Nasıl aldınız yani bu enerji? Enerji çok, alımı nasıl alımı gerçekleşti? Alımı bir musluk gibi düşünün. Hoca sizi başınızdaki musluğu açıyor, enerji elinizden akmaya başlıyor. Hiçbir yorulma olmadan. Evet. Yani evrenden gelen enerjiyi alıyorsunuz. Tanrısal enerji elinizden akmaya başlıyor. Evet. Bu kadar basit, hiçbir zorlanma olmadan. Tabii yani bu işin tekrarlamaması için psikolojik faktörler önemli. Yani bana gelen danışanlar da zihinsel faktörleri düzeltmezsek evet. olumlamalarla o tekrar oluşur. Mesela böbrekte taş oluşumu kırdırıyorsunuz mesela, tekrardan böbrekte taş yapıyor. Çünkü aynı öfkeye sahip insanlar. Ya da boyun fıtığı yer etti denir. Ya da başka bir yer etti denir. Duyguda tedavi olması tabii, gerekiyor çok ki. Önemli. Evet. Duyguyu tedavi etmezsek, onun psikolojik oluşma sebebini tedavi etmezsek tekrardan oluşur. İstediği kadar ameliyat olsun. Çünkü şu var, ne doktorlar ne de alternatif tıpçılar tedavi yapamazlar. Sadece aracı olurlar. İlaçlar da aracıdır. Kişi istemediği sürece kimse kimseyi tedavi edemez. Sadece kişi kabul eder. Mesela birisinin omuzu ağrıyordur. Ya ben masaj terapisi de yapıyorum. Evet. Mesela oraya istediğim kadar masaj yapayım. Eğer o ağrıdan ilgi görüyorsa kişi, o ağrıyı tekrardan oraya yaratacaktır. Çünkü ailemden ilgi azalıyor diye bilinçaltının kodlaması vardır. Tekrardan o ağrıyı oraya ya da başka bir yere getirecektir. O yüzden ben şunu derim. Bana eğer yani terapiye psikolojik gelecekseniz, yanı da çok çok fazla. Tabii bana terapiye gelecekseniz ben hiç kimseye demem bana gelenlere ki işte cana git seni iyi edecek. Sen evet. yaşadığını anlat. Eğer istiyorsa kendisi. Çünkü o istemek çok bireyin önemli. Bireyin kabul etmesi tabii, lazım ki iyileşmeyi önce. Kabul etmesi. İstiyorsa gelsin ve ona yol gösterin ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğretelim. Evet. Ve kendini yetebilme oradan başlıyor. Kendine yetebilsin. Kimseye bağımlı kalmadan yaşayabilsin. Ne bana, ne doktora, ne ilaca, ne başka bir şey. Çünkü herkesin potansiyeli var. Bir hastalığı nasıl yaratabiliyorsa olumsuz düşüncelerle evet. yenebilme gücü de var. Bunun evet. yöntemleri var sadece. İşte fiziksel olsun, ruhsal olsun, zihinsel olsun. Bunları bir programa alırsak arka arkaya koyduğumuz zaman kişi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Sadece istemesi önemli. İnanıp inanmaması da önemli değil. O halde önce anlatacak, sonra kabul edecek, kendisi isteyecek, sonra aşama aşama sorun neyse 21 günde bu iş halloluyor kendini yaptığı zaman. Mesela kedi alerjisi olan bir arkadaşım vardı. Evet. Hemen aldık. Kapı işte meridyenleri üzerine çalıştık, zihinsel çalıştık, fiziksel çalıştık. Şimdi kediyi rahatlık sevebilecek hale getirdik. Ama bu 21 gün benim dediğimi yaptığı zaman yani kendi başına. Peki her türlü rahatsızlıkta her mı türlü. İlla bir 21 tedavi olmak zorunda mı şimdi yoksa? Beyin şöyle işliyor, yenilenme de böyle işliyor. 21 tekrarda beyinde bir dosya açılır. Hipnozla biz bunu 25 kat etkili olarak zihine yerleştiririz. Evet. Bu nasıl bir şey? Sizin olumsuz düşünceniz bir tane kabak olsun. Biz hipnozla mesela oraya bir portakal atıyoruz. Evet. Portakal attığımız zaman o kabak karpuza dönüşüyor. Çünkü mesela bu bardağın bulunduğu bir yerde başka hiçbir şey bulunamaz. Başka bir bardak bulamaz. Çünkü o orada. Şimdi biz olumlu düşünceyi ne kadar çok tekrarlarsak evet.
O portakal oluyor greyfurt. Greyfurt'tan kavuna, kavundan karpuza ve kabağa dönüşüyor. Ötekine yer kalmıyor bu sefer. O küçülmeye başlıyor. Karpuzdan kavuna, kavundan greyfurt'a, evet. greyfurt'tan portakala öyle ufalıp ve sonunda yok oluyor. Değişim oluyor. Yani biz olumlu düşünceyi yerleştiriyoruz. Aşamalar bu şekilde aşama. Kendi içerisinde değişime uğrayarak değişim bitebiliyor yani. Ya da işte yüksek. Silmeyi hiçbir zaman yapmıyoruz mesela. Beyin siliyor mu? Silmeye biz beyni programlarsak, özellikle hipnozda ben diyor ki mesela şu sevgilimi unutmak istiyorum diye gelenler çok oluyor. Yani şu yeter eski çıktığım birazdan sana, onlara da geleceğim. Hani hangi konular daha çok kapınızı çalıyor? Kötü bir durum çünkü normalde biz unutmak istediğim zaman bir şeyleri beyni unutmaya programlarız. Evet. Bu da ileriki yaşlarda unutkanlığa sebep olur. Hipnozda düşün, bir de 25 kat etkili çalışıyoruz. Kesinlikle silme yapmıyoruz. Çünkü biz bir deneyim yaşıyoruz. Evet. O sobaya elimiz değdi, yandık. Biz bunu unuttuğumuz zaman ne olacak? Tekrar elimizde değip tekrar yanacak. Tekrar gerçekleşecek. Biz buradaki gerçekliği kabullendirmeye çalışıyoruz. Yani buna artık deneyim. Elimizi değip yanmayacak artık. Çünkü artık elimiz değdi, yandığını biliyoruz. Evet. O deneyimi hayatına sokup ona göre adımlar atmasını sağlatıyoruz. Kesinlikle. Aykut Bey, bir arada mailler de geliyor. Evet. Sorularımız da var. Bakıyorum bir sevgili izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Dil, din, ırk fark etmeden her bireyin Cumhuriyet rejimine katkı vermesi gerek değil mi? Çünkü bu rejim hepsine aynı yakınlığı gösterir. Evet, aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Vatandaşlar arasında ve ilkokul... özür dilerim. Ortaokul yıllarında bir yurttaşlık bilgisi hocam vardı. Ve ilk geldiği zaman bize şöyle bir mesaj vermişti. Vatandaşlar arasında dil, din ve ırk birliği mevzubahis değildir. Yeter ki mazide müşterek, atide de bunları devam ettirebilecek bir toplum yaratmak. En önemlisi o. Herkes, insanız, insana saygımız vardır. Yani. Kesinlikle. Yine bir sevgili izleyicimiz bu güzel günümüzü kutlamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada bulunan herkese selamlarını gönderiyor. Hepimizin bayramını, evet bizler de sizlerin bu güzel bayramını kutluyoruz. Can Bey'e evet bir sorumuz var. İnsanların adiyet duygusu ile korkularından arınması için böyle bayramların önemi nedir? Demiş, evet. Burada herhalde kişileri karıştırmış izleyicimiz. Hemen ben sormak istiyorum. İnsanların böyle bayramlardaki duyguları nedir efendim? Ne olmalı ve geçmişten günümüze biz bunu yaşıyor muyuz bu dolulukta? Tabii. Yani bayramlar en büyük bizlerin ortak yönlerimiz, ortak manevi duygularımız. Dini bayramlar, milli bayramlar. Ve bunlar işte şeyler, dini bayramlar, manevi duygularımıza hitap eden ve işte düşünebiliyor musunuz bir Kurban Bayramı'nı düşünelim, bir Ramazan Bayramı'nı düşünelim. Oruç tutuyoruz ve o yıllarda bayram namazına gidiyoruz. Bunlar bizim manevi duygularımız. Evet. Ne kadar güzel şeyler. Onlar ve yine diyelim ki ondan sonra... Milli bayramlarımız, bir kurtuluş bayramlarımız, yani 30 Ağustoslarımız, 23 Nisanlarımız, evet. Hala yöresel bayramlarımız var. Kurtuluş günleri mesela evet. Bunlardan birisi ben yöremle ilgili olarak söyleyeyim. 2 Nisan Van'ın kurtuluşu. O kadar güzel ki bu kurtuluş günlerini yaşamak, bu kurtuluş günlerini... Uzakta olsanız evet. Bile o coşkuyu içimizde hissediyorsunuz değil mi? Hissediyoruz hakikaten. Onlar mesela 2 Eylül Eskişehir'in kurtuluşu. Yani bunları hepimiz hissediyoruz. Hakikaten insan hayatında, insan psikolojisinde bunlar çok güzel şeyler. Kesinlikle. Evet Can Bey'e bir soru var burada. Bir izleyicimiz... Diyor ki ben hani sokağa çıktığım zaman demiş çevremdeki bakışlardan çok etkileniyorum. Bay bayan fark etmiyor ama içsel sürekli sorgularım var kendime dair. Hani her şeyden çekiniyorum. İşte bir devlet dairesine gittiğimde bir kapıyı çaldığımda herhangi bir işimi gerçekleştirmek anlamında daha hani günler öncesinden endişe ve panik yaşıyorum diyor. Evet. Bunu nasıl çözebilir kişi? Kişi bu korkuları zaten kaynağına bir bakmak lazım. Yine bu çocuklukla alakalı mıdır? Çocuklukla alakalı. Yani öyle bir çok despot bir şekilde hani kızım şunu yapma şöyle olur. Bak dikkat et dışarıda böyle yapılır. Dışarıda tekin değil gibi
devamlı çocuklar korkutulur. Yani dışarı çıkarsam aman dikkat et, işte tekin değil, bu arkadaşın dikkat et, devamlı korku yaratarak bu hayatımıza devam etmemizi çok kısıtlayıcı böyle faktörlere yol açıyor. Evet, evet. O yüzden bunun artık büyüdüğünü, yani kişinin büyüdüğünü ve kendi bilinçli kararlar verebilecek vaziyete geldiğini itiraf etmesi lazım. Şey demiş burada, hipnozla hani korkusuz hale gelebilir miyim diye bir soru hipnozla var. Hipnozla korkusuz hale gelinir. Mesela yine ben genellikle hastalara empati kurarak bu işi hallederim. Mesela şöyle gelen bir danışana şunu diyemem, yani güçlüsün ve cesursun. Bunu bedeninin de izin vermesi lazım. Yani hemen bir zaten kırılmış dik duruş, değil mi? Evet. Dik duruş onun hayatta ilerlemesini destekler. Mesela karın kası çok önemlidir o yüzden. Mesela mekik egzersizi veririm. Bana gelmeden bile. Derim ki mekik çek. Aa falan ben mekik çekemem dediği zaman o istemiyordur aslında. Ben çözümü sürüyorum. Bana gelmeden de çözüm var. Evet. Mekik çekse karın kası dik olduğu için beden daha dik duracak. Dik durur. Ben bir kere şöyle bir durum gerçekleşti. Kan vermeye gitmiştim. Kızların arabası vardı Taksim'de. Verdim. Bana maden suyu verdiler. Çıktım. Şimdi şeker aç karnına gel demişlerdi bana. Otobüse bindim gidiyorum. Birden başım döndü. İşte gözüm karardı. Bir oturayım dedim. Ayağa kalkar kalkmaz ben tamamen bittim. Yani bayrak gibi sallanıyordum belki böyle. Belki tansiyon falan tansiyon düştü. Tansiyon tamamen bitti. Ve şunu dedim. Dik dur. Sen çünkü spor yapan bir insansın. Senin kimseye yardıma ihtiyacın yok. Yani çünkü orada ben telkin eğer mi dışarıdan o zaman? Şimdi en önemli şey önemsenmedir insanların ihtiyaçları arasında. Ben önemsenmeye ihtiyacım olsaydı orada bayılırdım ve çevreme insanları toplardım. Haklı olduğum halde bayılmaya hakkım vardı orada. Evet. Dedim ki dik dur, dayanabilirsin. Otobüs durana kadar dayanacaksın. Telkin veriyorum işte ayaktasın, sağlıklısın, devamlı telkinle. Otobüs durana kadar gittiniz. Gittim, dayandım. Elime bir tane şey aldım. Yani şu dedim, bileklik dedim. Elinden düşerse yardım isteyeceğim. Onu şartladım kendine. Otobüs durağına geldim. Hayatımı dökmedim. Soğuk terlere döktüm. Ama bu benim fiziksel olarak düzeltebilmeme bağlı. O halde bile düzelttim. Çünkü önemsenmeye ihtiyacına dışarıdan yoktu yani. Evet. İnsanın 6 tane ihtiyacı var. Onun da bahsedeyim yolu gelmişken. Nedir onlar? Birincisi kesinlik. İnsanlar hayatında bir şeylerin kesin olmasını ister. İşi, alacağı parayı ya da başka herhangi bir şeyi. İkincisi belirsizlik. Her şey kesin olursa bu sefer tadı kalmaz. Sürprizler olacak, bazı belirsizlik, bilinmeyenler, heyecanlar. Bilinmeyenler merak uyandıracak. Belirsizlik olacak ki o robot hayattan kurtarsın. Evet. Üçüncüsü ve ben insanlarda aradığım en önemli özellik önemsenme. Önemsenme ihtiyacı işte dediğim gibi omuz ağrıdığında başkasının önemsenmesine ihtiyaç duyuyor mu? Evet. O önemli. Kendini önemsemeye başladığı anda zaten bana geldiği andır. Evet. Benim bir aktar... Benim yardıma ihtiyacım var mesela, dediği zaman düşünmeye başlar. Şöyle bir durum olmuştu. Aktar bir tanıdığımız var işte bitkisel ilaçları hazırlattım. Arkadaşım orada çalışıyordu. Evet. O geldi tedaviye gitti. Sonra oranın patronu dedi ki ya Can ben sana geleceğim. Tamam gelirsin. Can ben sana geleceğim. Her gittiğimde bunu tekrarladı bana. En sonunda dedi ki Can ben sana yarın geleceğim. Tamam dur parasını vereyim. Ben parasını istemiyorum. Sen yarın geleceğim dediğin için orada... Çünkü yarın kelimesini kullandı, kendini önemsemeye başladığı andı. Öteki benim önemsememi bekliyordu devamlı. İşte gel, sana iyi yapalım, hep bir şey yapalım dememi bekledi. Ama orada ben onun kendisini önemsemesini bekledim ve geldi. Siz hiç demediniz ona. Yok, ben gel, demedim. Bir bakalım, kendisi, bir konuşalım gibi bir şey olmadı. Kendisi onu çünkü istediği anda iyileşmeyi o kendisi karar verdi. Dördüncü ihtiyaç sevgidir. İnsanlar hayvanlara olsun, insanla kendi aralarında bitkilere olsun sevgi verip almaya ihtiyaç duyar. Evet. İki tane mutluluk anahtarı vereceğim. Birincisi katkı. Bir dakika sevgili izleyicilerimiz lütfen bu kısımları dikkatlice dinliyoruz. Evet, iki tane mutluluk anahtarı geliyor şimdi İnsanların Can Abraham'da. İnsanların mutlu olması için iki tane anahtarımız var. Birisi katkıdır. Katkı. Birisine maddi ya da manevi olarak verdiğiniz bilgi ya da herhangi bir yardım İyilik sizde hali. Mutluluğa sebep olacaktır. Yani her şeye sahip olmak hiçbir şeydir. Bill Gates bile servetin %1'den ayrıldıktan sonra servetin %50'sinden fazlasını hayır kurumlarına verdi. Çünkü her şey olmak mutlu olsaydı o zaman apayrı bir durum mutlu çıkardı. Mutlu etmekten mutlu de etmek geçiyor. Değil? Yani karşınıza bir bilgi verdiğin zaman onun yüzündeki güler yüz insana katkı sağlıyor. Evet. Bir tanesi de büyümedir. Fiziksel açıdan büyüdüğümüzü ruhsal ve zihinsel açıdan da desteklememiz gerekiyor. Nasıl? Yani biz zihinsel olarak okuyarak, ruhsal olarak dinlendirerek ruhu, meditasyon ya da başka türlü enerjisel çalışmalarla, duayla,
herhangi bir çalışmayla ruhumuzu da, çünkü fiziksel olarak büyüyoruz ama ruhumuz küçülüyor. Ruhumuz ya da içeride, kirlenmemesi için değil mi? Ruhumuz içeride lazım. Ruhumuzun hakimiyetini bedenin üzerine geçirebildiğimiz zaman çok büyük mucizeler de görebiliriz. Yani çünkü ruh saf, temiz, ışıktan ve sevgiden oluşmuştur. Evet. Mesela kanser sevgisizlikten oluşur. O çökme durumu o olayla ilgili bir sevgisizlik yaşadığından oluşur. Biz sevgiyi ruhumuzu yükselttiğimiz zaman her hastalık çok kısa bir saniyede de iyileşir. Sadece ses titreşimleriyle iyileşir. Ama biz yeter ki o sevgiyi içimizde çoğaltalım. Bir probleminiz varsa da zaten mesela onu da söyleyeyim. Mesela hemen bağdaştırabilirsiniz. Gözünüzde bir probleminiz varsa yakını göremiyorsanız devamlı mesela yakınızdaki olayları görmek istememişsinizdir. Yani ailesel çevresiniz, çevrenizdeki ortamları. Bunun ilişkisi var yani. Bilinçaltı biz ne dersek onu yapıyor. Yani biz bilinçaltımızdan organlarımıza devamlı sinyal yollarız. Hayatta ilerlemekten korkuyorsak ayaklarımıza. Çünkü ilerleme organı ayaklar. Lütfen kısa bir reklam arası vereceğim. Ondan sonra bunlara tekrar geleceğiz. Bu mutluluk anahtarları bizler için çok önemli. Ve sevgili izleyicilerimiz, reklamlardan sonra bizler buradayız.